Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Evet, böyle güzel bir açılış yaptıktan sonra oyunumuza başlıyoruz artık arkadaşlar. Call of Duty Finest Hour isimli oyunda yeniden sizlerle beraberim. Kimim ben? Tabii ki ailenizin yazarı Göktuğ. Activision firması tarafından 2003 yılında piyasaya çıkarılan Call of Duty oyunu gerçekten hepimizin büyük beğenisini kazanmıştı. Bunun farkında olsalar gerek ki oyunun devamını çıkarmaya devam ediyorlar. Çok yazın Call of Duty 2 çıkacak. Şimdilik konsolda Finest Hour, PC'de ise ek görev paketi olan United Offensive ile idare etmek zorundayız. Bunlar gayet iyi oyunlar. Gördüğünüz gibi ana menü başladı şu anda. Ana menüye giriş başladı. Açılış filmini izliyoruz. Fazla söze gerek yok. Konuşalım, dinleyelim, seslere dikkat edelim. Lütfen kulağımızı beş açalım. Who projects Norton bombs? American. British. And Russian soldier. Russian. I'm Russian in the war. That changed the world. Oh. These are their stories. Call of Duty. Press start diyor. Hemen basıyorum tabii ki. Hemen kendimize bir profil yaratıyoruz. Her ne kadar herifi profilden görmesek, önden görsek de benimle yakından uzaktan alakası yok. Gene de seçelim, başlatalım hocam. Göktuğ yazmaya üşendiğimden dolayı Gök yazıp bırakacağım. Ben ailenizin yazarı Gök Göktuğ, biliyorsunuz yani. Size kimlerde 20 dakika içinde mümkün olduğunca çok şey göstermek istediğimden dolayı fazla detaya girmemek için elimden gelen üzerine gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce esas şey single player olduğu için single player haricindeki şeylere bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi multiplayer'da Xbox Live veya işte PlayStation 2'niz varsa onun network bağlantısıyla oynayabilirsiniz. Options'a baktığımızda görüyoruz ki zorluk, titreşim, ne bileyim altyazılar bilmem ne falan filan her türlü ayarı gene buradan çekebiliyorsunuz. Şu an için bundan benim için bir sakıncası yok. Hepsi olduğu gibi kalsın hocam. Ve de ekstralara baktığımızda gallery, credits. Galeride neler var? Artwork yani. Resimler, çizimler falan filan. Oyun yapımında kullanılan. Tabii daha locked yazıyordu gördüğünüz gibi. Bir sürü unlock edecek şeyler var. Bunlara oyunda ilerledikçe inşallah unlock edebileceksiniz ve de kendinizle gurur duyabileceksiniz. Gördüğünüz gibi oyundaki askerlerin nasıl anime edildiğini gösteriyorlar arkadaşlar. CD Oyun Dergisi olarak çok yakında sizlere 3D Studio Max ve Maya'da öğretmeye başlayacağız. Ve bu sürprizimi de daha çok sonraya saklıyordum ama şimdiden verelim dedik sürprizi. Yakında bunları da öğreteceğiz ve de yine bir iki imza atacağız. Şimdilik oyunumuza devam edelim ve artık single player deyip başlayalım olaya. Europe, 1940. Hitler's ruthless quest to extend Germany's borders has his people at war with the world. The mobilization of armies by Britain and France proves no deterrent as the Nazis invade their European neighbors to the north and west, while extending their reach eastward towards Russia's critical oil fields. By fall, Germany's lightning war to soften England is launched, and America increases production, racing to aid the British. By 1941, the battle for North Africa is on as Rommel's Africa Corps arrives in Tripoli. On the Eastern Front, an impatient Hitler breaks his pact with the Soviets. Stalin responds with a scorched earth policy, intent on leaving only ruins for the Nazi invaders. But one by one, his cities fall. Now, in 1942, massive German air raids commence against Stalingrad, and the battle for this noble city turns vicious. The Red Army refuses to retreat, and a counter-offensive is launched against the force that now stretches from the Volga to the Atlantic and deep into the African desert.
Against impossible odds, millions come forward to answer the call of their countries, their families. Yine şekil yarattı orada. Answer the call dedi ya. Oyunda Call of Duty ya hani. Aman tanrım ama hadi yırgaç yüklemeyi. Bekleyelim. Bekleyelim. Sakalov. Adımız Sakalov'muş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani bu soyadı seçin dedemize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sakalov soyadını seçen dedemize. Gördüğünüz gibi kelle-i şerif olarak pek yamuk yumuk olmayan bir adamız. Stalingrad'a gidiyoruz deniz yoluyla. Amcam gazı vermeye başladı bakalım. Bu arada lütfen arka plana dikkat edin arkadaşlar. Duman o kırmızı şeyleri yani bu sonuçta size gim olayını yapmamın sebebi oyunun grafiklerini ve seslerini duyabilmeniz ve de benim bodos sesimi duyabilmeniz ama bundan daha da önemlisi mesela ne bileyim bütün karakterlerin hareketlerine bakın ne bileyim yani sonuçta olayımız video göstermek yani resimlerden öte amcamın teki yedi. Kişi suya atladı korkudan ve de bizim çavuş tarafından ya, Captain mi yazıyor ya? Okuyamıyorum ki. Bugün körüm arkadaşlar. Müziklere falan dikkat edin tabii bu arada. Arkada bizi iyicene havaya sokan ses efektlerine, seslendirmelere ya hakikaten orada olmamızı sağlıyor neredeyse adamlar. Karaya çıktık. Hadi hayırlısı. Elimiz boş, gözümüz yaş geldiğimiz için silahları burada alacağız. Herkes bir silah alıyor. Ben burada şok girdim ya. Buyurun ben de silah yerine bunu aldım arkadaşlar. Kurşunu elimle atacağım. Aman tanrım çavuşa bak lan. Herif daha yeni geldik tarlaya. Dur hele bir. Onun emirlerini şey yapacakmışız, uygulayacakmışız. Yoksa bizi kendi vuracakmış. Yesinler seni be. Çavuş. Gel de bana kavuş. Elimizde silahımız falan yok. Kurşun 6 tane falan kurşunla koşuyoruz bakalım. Bu savaş alanında daha başımıza neler gelecek arkadaşlar. İnşallah çöle falan gitmeyiz. Yoksa kutup ayısı falan... Yani karşımıza çıkabilir bu bahtsızlıkla. Lan herkeste silah var, benim elimde kurşun var. Yani inşallah çöl sahnesi yoktur. Ve şimdiden kutup ayılarının kovalamasını istemiyorum çünkü. Bu arada yazıda da bahsettiğim üzere ve gimde de gördüğünüz üzere oyunun çoğu bölümünde devamlı böyle belli bir çizgide ilerliyoruz arkadaşlar. Yani mesela burada bu herifi kaybedersek, bu herifi izlemezsek başka bir yerden ortalardan kendimiz gitmeyin. Şey yaparsak, çalışırsak mutlaka ki eşekler cennetini boyluyoruz. Bu aslında benim pek hoşuma gitmedi. Böyle lineer bir çizgide ilerlememiz ama ne yapalım? Adamlar böyle yapmış. Belki de bizi daha çok moda sokmak için. Sonuçta herif sergeant, çavuş yani. Lütfen şu anda speakerlarınızın sesini sonuna kadar açın ve şu ses ortamını iyi dinleyin. Hatta böyle 5.1 speaker'ınız falan filan varsa onları da şey yapın. İyice moda sokun kendiniz böyle theater moduna. Oyunu gerçekten çoklu speaker'larla oynarsanız böyle sesler falan harika geliyor arkadaşlar. Xbox'ı home theater'a bağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. PlayStation'da yani. Ve de gayet de güzel sonuç alıyorsunuz. Benim size tavsiyem gidip sırf Xbox veya PlayStation için yapılan özel şeyler değil, normal bir tane Sony Home Theater almanız. Aha, amcam kendini yere attı. Neyse, çavuşla hala şey yapmaya devam ediyoruz. İlerlemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi, yani bazen arkada konuşacak şey bulamıyorum çünkü oyundaki sesler ve görüntüler zaten yeterince açıklayıcı ve ağız sulandırıcı. Şu gemiyi bitirdikten sonra oyunu devam etmek için göz atıyorum. Göz atıyorum o ne demek ya? Can atıyorum. Gözümde tutuyorla can atıyorumu karıştırdım bir anda. Göz atıyorum yani. Göz atarım dikkat edin. Ve
Işık ortamı hemen değişti. Dikkatinizi çekelim. Etraftaki ambiyansa bakınız. Kızardık birden. Taş duvarlar arasında. Evet. Çok sesli şeyler var arkadaşlar. Çok değişik silah sesleri var. Yani birbirinden değişik. Tamam. Amcamın şeyini alacağız. Tüfeğini. Alalım hemen. Stalin'in resmini görüyoruz. Kelle-i şerifine daha doğrusu. Follow. Sergeant. Paskov. Tabii ki controller'la oynarken yazıda da belirttiğim gibi mouse kadar iyi hedef alamıyoruz. Daha doğrusu veya alamıyoruz demeyeyim. Ben kendi adıma konuşayım. Alamıyorum. Belki ben beceriksizim bilemiyorum ama mouse'la oynadığımızı düşünürsek ki bu oyunu mouse'la maalesef oynayamayız. Çünkü sadece konsol için çıkan bir oyun. Mouse'la oynadığımızı hayal edersek diyelim çok daha verimli olacağıma inanıyorum. Ama şimdilik controller'la bu şekilde oynuyorum. Allah artık ne verdiyse beceri olarak ve el ve göz ayarı olarak yapmaya çalışıyorum sizler için. Bu arada sol alt taraftaki pusulanın yanında gördüğünüz ikon tabii ki benim ne durumda olduğumu gösteriyor. Ya yatıyorum, ya çömeliyorum ya da ayağa kalkıyorum. Yatarken tabii ki hedef almak veya ateş etmek daha kolay oluyor. Çömelirken ne kolay oluyor bilmiyorum ama çömelmek zor bir iştir yani. 5 dakika çömelseniz hemen ayağınız ağrır. Çömelmeyin lütfen. Kimse çömeltmesin sizi. Ayaktayken de tabii ki yani hızlı, daha hızlı ilerlemek için ayakta modunu seçiyoruz. Şu amcamlar sürüyle geliyorlar ya. Gördüğünüz gibi çömeliyorum. Evet, oyundaki en güzel sahnelerden biri arkadaşlar. Lütfen burayı iyi seyredin. Adamlar hep beraber hücuma çıkacak. Gaz veriliyor şu anda. Ve de hücum. Hurra! Tabii ki ben burada yapmamam gerekeni yapıyorum. Sadece size olayı daha içinden göstermek için. Normalde gene çavuşluğun takip etmemiz gerekiyordu. Etmedim ve de etmeyince işte böyle ölürsünüz arkadaşlar. Oyunda bunu sevmedim. Ben belki oradan gitmek istiyorum kardeşim yani. Belki arkadaşlarımı ekmek istemiyorum. Belki onlarla beraber ölmek istiyorum. Belki. Ne bileyim, belki bir düşen kar tanesini hayallerimi süslemek istiyorum. Beyaz bir kar tanesini. Yüreğimin sıcaklığıyla o kara eritmek istiyorum belki. Niçin beni şey yapıyorsun ki? Engelliyorsun ki hocam. Bak buyurun, kurşun sunuyorum size. 6 tane kurşun. Al kullan lan. Al. Bak ya. Adama kurşun verdik, öldürdü abi. Demek oluyor ki kimseye kurşun vermeyeceksin de sen. Şimdi yapmamız gerekeni göstereceğim size. Demin yapmamız gerekeni gösterdim. Kurşunumu demin yine gördünüz. Arkadaşlar, kendi giminizi evde yapmayı deneyin ve 20 dakika boyunca kendi başınıza bakalım ne kadar konuşacaksınız. Yani bir deneyin, ondan sonra ben neden arada sırada saçmalıyorum ve kelime bulamıyorum, bana hak vereceksiniz. Lütfen bunu evde deneyin. Yani 20 dakika boyunca bir oyun oynayarak kendi kendinize konuşmayı deneyin. Bakın aklınıza konuşacak bir şey gelecek mi 20 dakika boyunca. Eğer gelirse de lütfen benim için alnınızın tam ortasından böyle aritmetik, harmonik ve geometrik ortalama alarak tam ortadan kendinizi öpün. Eğer dudaklarınız o kadar yetmiyorsa başkasına öptürün ve kalbim o başkasının kalbiyle beraber yani. Ben öpmüş kadar sayılacağım. Şu anda oyunumuza devam edelim bakalım. Şu herifleri bir temizleyelim cesur bir şekilde buraya dalarak. İşte kontrolörün saçmalıklarını izliyorsunuz. Hedef alamıyorum adam gibi.
Herif iyi geçiriyor ha kabloyu. Daha evvel dediğim gibi Call of Duty'nin en göze çarpan özelliklerinden biri devamlı birileriyle beraber savaş etmemiz arkadaşlar. Yani hiçbir zaman Rambo gibi kendi başımıza bir yerlerden bir yere gitmiyoruz. Mutlaka ya önümüzde ya arkamızda sağım solum soba modunda bir elemanlar oluyor yani. Gerek çavuş olsun, gerek diğer askerler olsun, gerek gebermesi alınlarına yazılmış olan tipler olsun. Çünkü dediğim gibi bazı adamlar mutlaka bazı noktalarda geberiyorlar yani. Onların şeyi öyle, kaderi öyle. Ama diyeceğim şudur ki hiçbir zaman kendi başımıza Rambo modunda 50 bin tane adam öldürmüyoruz. Bayrağı gördük. Lan öküz ya. Deminki gaz sahnesi. Dikkatli izleyin. Şimdi ne yapacağım? Bu arkadaşların hepsini satacağım ve hayatım boyunca o vicdan ezikliğiyle, vicdan azabıyla duracağım, yaşamaya çalışacağım. Bir gün yaşlandığımda, gözümün kılları tel kadayıf haline geldiğinde, yatağımda ölmek üzereyken hatırlayacağım. O gün, o büyük saldırıda bütün bu arkadaşlarımı ekmiştim, satmıştım diye. Bunların da bütün bu sorumlusu önümdeki dallama arkadaşlar. Çavuşmamış dinlemem dallama diyorum çünkü yani içime sinmiyor orada herkes savaşa giderken benim burada sağdan soldan kaytırmam. Ama ne yapalım yani sonuçta dediğim gibi oynayacağım bu herifi izlemek zorundayız. Ve de bu olayı sevmedim yani bu herifi izlemek zorunda olmamızı. Ama yani mantık çerçevesinde demin dediğimi tutması açısından eğer o herifi de izlemezsek bu sefer Rambo moduna girmemiz lazım. Yani sonuçta herhalde Rambo modunun şey yapmaları için böyle bir şey yapıldı bilemiyorum. İlk bölümü bitirdik. Diğer bölümü yüklemesine başlıyoruz. Bölüm biraz daha uzun yükledi. Daha çok kalabalık tip mi var herhalde. Abi o sol alttaki şeyin pusulanın oyun boyunca bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama oraya hava olsun diye koymuşlar bakalım. Bu arada beni kapı açmakla görevlendirdiler. Bütün kapıları ben açacağım. Şilingir Sakalov. Şilingir Sakalov ustanın kendin pişir kendin ye restoranı. Rus modelinde dönerler. Yine Rus tatlıları. Alabalık, canlı alabalık. Cansız alabalık. Burada da Havok motorunun eksikliğini görüyoruz arkadaşlar. Bütün tiplere baktığınızda herifler gerçekçi düşmüyorlar yere. Ne bileyim etrafa ateş ettiğinizde sadece belli başlı yerler hasar alıyor falan. Havok motoru olsaydı çok daha zevkli bir şekilde nesnelerin birbiriyle iletişimi ve interaktif bir şekilde izliyor olacaktık ama maalesef yok. O yüzden bir bardak su içelim. Şu anda yaklaşık 19,5 dakikadır kendi kendime konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir bakıma bu gimin de sonuna geldiğimi sezmiş durumdayım. Sezişim kuvvetlidir. Sezilerime her zaman güvenirim. Sizi görüntülerle baş başa bırakacağım. Yaklaşık son bir buçuk dakika boyunca falan. Sonuç olarak konsolu olan bütün arkadaşlara bu oyunu öneriyorum. Yani sonuçta Call of Duty bence 2. Dünya Savaşı'nı konu alan ve de 2. Dünya Savaşı'nı ekranlarımıza gerek bilgisayar ekranlarına gerek TV ekranlarına
en iyi şekilde yansıtan oyun serisi bence. Yani Medal of Honor'dan veya başka neler var ya işte, Battlefield'dan falan daha güzel bir oyun serisi bence. O yüzden bu oyunu hepinize öneriyorum. Ve ben Tanya ile baş başa olaya devam ederken size de hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Beliniz açılmasın. Üşütmeyin. Ne bileyim, içimden böyle bütün iyi dilekler geliyor sizin için. Betona oturmayın. Yani mısır yiyince su içmeyin. Benzeri şekilde. Kendinize iyi davranın. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Neşeli, mutlu olun. Ve de hayatta hiçbir şeyi kafaya takmadan mutlu bir şekilde yaşamaya devam edin. Ailenizin Göktuğ... Ama ailenizin yazarı Göktuğ olarak şu anda hoşça kalın diyor ve kaçıyorum.